Benim büyük hanım bir papaz karısı. Hey kar! Bir yılbaşı gecesi yolda yürürken Noel Baba'yı gördüm, hediyeler dağıtıyordu. Değerli işte... Fenerbahçeli Bukowski kanalının takipçileri, bugün yepyeni bir transfer haberiyle karşınızdayız. Evet, Fenerbahçe Bursa Spor'un sağ kanat oyuncusu, genç yıldızı Burak Kapacak'ın işini bitirdi. Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti Burak. Özellikle Gökhan Gönül sonrasında alternatif sağ kanat oyuncusu olarak adı transfer gündemimize gelmişti. Fakat o dönem içerisinde Fenerbahçe tercihini Nazım Sangare'den yana kullanmıştı. Fakat Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacak olması ve Fenerbahçe'nin alternatif bir sağ bek, sağ ön arayışının bulunmuş olması nedeniyle Fenerbahçe ara transfer döneminde Burak Kapacak'ın işini bitirdi. Evet, bu transferde Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Selçuk Şahin'in, ki kendisi bir dönem Bursa Spor forması da giymişti, çok kilit rol oynadığı söyleniyor. Peki Burak Kapacak nasıl bir oyuncu, nasıl bir futbolcu? İsterseniz bu videoda Burak Kapacak özelinde birkaç tane temel bilgiyi sizinle paylaşalım. Arkadaşlar, Burak bir kere çok genç bir oyuncu. 1989 doğumlu ve gerçekten bence Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu son dönemlerde en müstesna sağ kanat oyuncularından bir tanesi. Bir kere sol önde de oynayabiliyor. Fakat gerçek pozisyonu sağ ön ve sağ bek. Ve bu iki pozisyon içinde gerçekten Türkiye'de benim son dönemlerde izlediğim en iyi oyunculardan birisinin olduğunu söyleyebilirim. Bir kere çok teknik, adam geçme özelliği olan, çizgiye basarak, sağ kanat için söylüyorum bunu, çizgiye basarak, çizgiyi kullanarak adam geçebilen çok yetenekli bir oyuncu. Bence çok önemli bir sağ ön oyuncusu olabileceği gibi, aslında eğer doğru yönlendirilirse ve o evrim süreci tamamlanabilirse Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri olabilir. Özellikle ofansif sağ beklerinden biri olabilir. Çünkü oyun zekası çok gelişmiş bir oyuncu. Pas verme yeteneği çok kuvvetli. Biraz önce paylaştığım gibi çok teknik ve adam geçme özelliklerine sahip bir oyuncu. Geriden top ayağına geldiğinde doğru pas opsiyonlarını bulabiliyor. Topla devamlılığı çok iyi. Özellikle geriden koşarak gelip çizgiye inerek inanılmaz kanat bindirmeleri yapabilen bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe Burak Kapacak konusunda bu transfer sonrasında büyük ihtimalle oyuncuyu sağ bekte kullanacaktır. Sağ bek pozisyonu için transfer etmiştir diye düşünüyorum. Gerçekten beni çok heyecanlandırıyor bu transfer. Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'nin yeni sezondaki gençleştirme operasyonu önemli bir parçası olacağını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe formasına alışırsa, çok net şunu iddia ediyorum ki bu formaya alışırsa, Fenerbahçe'ye geldikten sonra çalışma disiplininden taviz vermezse, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonlarda ana sağ bek oyuncusu olur. Türk milli takımının sağ beki olur ve çok kısa bir süre sonra da Fenerbahçe'den Avrupa'ya önemli bir transfer, bonservis bedeliyle transfer olabilir. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Burak Kapacak benim çok beğendiğim bir oyuncu. Oyuncunun genel olarak güçlü yönlerinden bahsettikten sonra biraz zayıf yönlerinden bahsedelim. Bir kere en önemli bence zayıf yönü oyuncunun defansif özelliklerinin bir Gökhan Gönül kadar kuvvetli olmaması. Yani ofans tarafını çok iyi yapıyor. Ancak savunma tarafında taraftarlarını üzmese bile Avrupa çapında bir sağ bekte beklenen o savunma direncini çok fazla uygulayamıyor. Zaman zaman öne çıkışlar sonrasında geriye gelişlerde sıkıntı yaşatabiliyor. Fakat bunların hepsi zaman içerisinde çalışarak, doğru bir çalışma prensibi ve planıyla değiştirilebilecek, düzeltilebilecek şeyler. O yüzden Burak Kapacak Fenerbahçe transferinde bence Fenerbahçe çok doğru bir hamle, çok doğru bir tercihte bulunuyor. Bunu açık açık, ki birçok transferi yorumladım burada sizinle beraber, asla bu kadar ciddi, bu kadar iddialı bir yorum yapmamıştım. Bence Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biri olacak Burak. Arkadaşlar, Burak Kapacak transferini bir de büyük resimle değerlendirmek lazım. Sezon başında Fenerbahçe yaşlı, olgun ve hazır oyuncuları aldığı için eleştirilmişti. Fakat Fenerbahçe'nin planı
takımı gençleştirerek gerçekte uzun vadede sürekli Türkiye Ligi'ne ambar kuracak bir omurga yaratmak istiyorlar. Kalede Altay'ın olduğu, özellikle İsmail Yüksek'in geri geleceğini düşünerek söylüyorum. İsmail Yüksek'in, Ferdi Kadıoğlu'nun, Burak Kapacan bulunduğu ki Fenerbahçe Ahmet Kutucu'yla da özellikle Almanya'da oynayan genç santrafor, Schalke'nin genç santraforu ilgilendiğini söylemek lazım. Bu oyuncularla beraber geleceğin takımını inşa ettiğini söylemem gerekiyor. Ben tekrar altını çizerek söylüyorum. Burak Kapacak transferini çok önemsiyorum. Çok doğru bir transfer hamlesi olarak görüyorum. İnşallah devre arasında gelir. Ama devre arasında gelmese bile sezon sonunda Burak Kapacak'ın Fenerbahçe forması giyeceğini söylemek lazım. Bu videoların devamı için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili kısa, anlaşılır, herkesin izleyebileceği hap videolar yapmaya çalışıyoruz. Evet, bizi takip edin. Lütfen bizi paylaşın. Allah'a emanet olun. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe.